Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey mümin olanlar, ey inanmış insanlar. Bak, inanmış insan başka, inanmamış insan başkadır. İnanmış adamın bir hedefi vardır. Bir istikameti vardır, bir maksadı vardır, bir amacı vardır, bir yöneldiği istikamet vardır. İnanmış adamın dünyaya bakışı başkadır, inanmamış adamın dünyaya bakışısı söyleyip başkadır. İnanmış adam dünyaya inanmamış adam gibi bakamaz. Niye? İnanmış adam amentünün sonunda vel ba'su ba'del mevti hakkun diyor mu, demiyor mu? Ne demek? Öldükten sonra dirilmek haktır. Bak, inanmış adamın işi çıktı. Öldükten sonra dirilmeye, dirilmek diye bir olay var. Bu olaya inanmış adam. Öbürü inanmıyor. Mezara defin edilir edilmez, o ölünün üzeri toprakla kapatılır kapatılmaz, o ölünün dirildiğine inanıyor bir mümin. Efendimiz kainatın sultanı vallahi beyan ediyor. İnnel meyyite izâ vudu'a fî kabrihi. Bir meyyit kabrine konduğu zaman. Ve tevellâ anhu ashabuhu. Bu ölümün arkadaşları, ashabı, etrafı, akranı, evladı neyse, mezarın başından ayrılmaya başladıkları zaman. İnnehu yesmehu kar'ani âlihim. O ölmüş olan meyyit vallahi dirilmiş. Mezarının başından ayrılmaya başlayan arkadaşlarının ayak seslerini işitmeye başlamıştır. Ayak seslerini, kara, nihal, Arapça nihal ayakkabı demek. Ayaklarının sesini işitme, uyandı adam ya, dürüldü be. Tabii ya. Ana rahminde bir damla sudan, bir damla kandan o insanı uyaran, uyandıran, yaratan kim? Bütün bir kış boyu toprağın altındaki tohumu bahar gelince canlandıran, çatlatan kim? Ne var bunda inanmayacak? Bir fasulyeyi toprağa sokuyorsun, şu kadar zaman sonra o kalın 5 santim, 10 santim kalınlığındaki toprağı, incecik bir filiz toprağı yarıp dışarıya çıkıyor mu, çıkmıyor? Dokunsan kırılıyor ya, toprağı deldi. Uyandı, dirildi. Ne var bunda inanmayacak? Uyandı. İki tane melek gelecek diyor. Bak, mümin adamın inandığı meseleler, farkları, özelliklerini söylüyorum. İnanmayan adam gibi olamaz inanan adam. Mümin adam inanmamış adam gibi hayatını rastgele harcayamaz. Mümin adam serseri olamaz, sersem olamaz. Serseri demek başı dönmüş. Keyfini nereye görürse oraya gidiyor. Yok, Allah'ın dilediği yere gideceksin. Allah'ın razı olmadığı yere gidemezsin. Çünkü istikamet odur. İki melek gelecek. Bunları hepimiz biliyoruz, bilmek zorundayız. Mecburi bunlar, mecburi eğitim. Zorunlu eğitim. Bunları bilmeyen vallahi Müslüman olamaz. Müslüman da olamayınca işte başımıza gelmeyen bela kalmaz. Bugün dünyada en çok ezilenler kim diye sorsam söylesin. Kim en çok eziliyor dünyada? Müslümanlar. La, Müslüman ezilir mi be? Müslüman ne ezer ne ezilir. Müslüman ne ezer ne ezilir. Müslüman ne zalim olur ne zulme boyun eğer. Bize Müslüman demek için 100 bin şahit lazım. Ne yapalım? Yine de Müslüman diyoruz. Bunlara da Müslüman demese kime diyeceğiz? Hepten ortada kalacağız. Hani temiz bir suyu bulamayan adam mecbur kalırsa bulanık suyu söyleyeyim içer. Biz bulanık suyuz. Kırıl kırıl zemzem değiliz. Mübarekler. Ne yapalım? Evet, iki melek gelecek. Üç tane soru sorup gidecek. Başka bir şey yok. Biz bu bilgileri, bu meseleleri 7 yaşına gelmeden eskiden çocuklarımıza vallahi öğretiyorduk. Biz bu meseleleri, bu mevzuları, bu hadisleri, bu açıklamaları Osmanlı ecdadımızın zamanında, Cumhuriyet'ten evvel 7 yaşına gelmeden bütün çocuklara öğretiyorduk, öğretiyorlardı. Öğretmeden olmuyordu. Çünkü hayata bakması için bunlar bilmesi lazım.
insanların arasında münasebetler tesis edilmeden bu bilgiler bilinmesi lazım. İnsanın insanı aldatmaması için bunların bilinmesi lazım. Bunlar bilinmeden nereye gideceksin? Üç tane soru soracak o iki melek. Meleğin birisinin adını biliyorsun. Münker, öbürüsü söyleyin. Nekir, bak. Münker, Nekir. İki melek. Bütün kitaplarda var. Hakayık kitaplarında. Gelecek, o uyanmış, tekrar dirilmiş olan mümine soracak. Veya insana. Orada tabii kim olduğu belli. Men Rabbüke. Manasını bir kardeşimiz söylesin. Ne demek men Rabbüke? Rabbin kim? Yani tabi orası için sorulan bir soru değil. 60 sene yaşamışsa 60 yıldan beri sen kimi Rab kabul ettin? Kimin peşinde, kimin izinde, kimin hükmünde, kimin yolunda gittin? Allah kimdir? Allah'ı nasıl tanıdın? Allah'ı nasıl bildin? Allah'ın hükmüne nasıl girdin, gittin? Sorulan soru budur. Yani 60 yıllık hayatını neyin uğruna harcadın? Rabbin kimdi? Hedefin neydi? Amacın neydi? Soru bu. İkincisi biliyorsun. وَمَنْ نَبِيُّكَ Ne demek? Peygamberin kim? Peygamber olmadan hayat olur mu ya? Kılavuz olmadan yola çıkılır mı? Peygamber kılavuzdur. Nebi yani insanları Allah'a ve cennete götüren Allah'ın seçtiği ve sevdiği adamlara nebi deniyor. Kılavuz insan. وَمَنْ نَبِيُّكَ Üçüncüsünü biliyorsunuz. وَمَا دِينُكَ Ne demek? Senin dinin neydi? Hangi dinin mensubuydun? Hangi dinin hükmüne tabiydin? Din. Din diye bir şey var. Bakın Allah, peygamber, din. Üç tane konu çıktı önümüze. Ölmeden evvel bütün Müslümanların bu üç konuyu işlemesi, bilmesi lazım mı değil mi? Bilmeden nereye gidiyorsun kardeşim? Men Rabbike ve men Nebiyyüke ve ma dinüke. İnanan adamın icabı budur, şiarı budur, özelliği budur. Dünyaya bakışı böyle olacak, eşyaya bakışı böyle olacak. Hırs olmayacak, ihtiras olmayacak, yalan söylemeyecek, karşılıksız çek vermeyecek. Ahirete inanan adam karşılıksız çek verir mi? Ya o anda ölüp gidersen borçlu olmak ne demek bilmiyor musun? Efendimiz ne diyor borçlu ölen adama? Borcu. Bakın vallahi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala ve sellem borcu olan hiçbir Müslümanın cenaze namazını siz söyleyin kılmamıştır mümkün değil. Bir tane gösteremezsiniz. Musalla taşına gelen cenazenin adamlarına sormuştur. Hellehu deynin. Bu adamın borcu var mı? Bu adamdan alacak birisi var mı? Var ya Resulallah. Vallahi borcu ödenmediyse namazını kıldıramam. Çünkü hiçbir tane örneği yok orada. Biz de geliyor musalla taşına böyle her kişi niyetine. Ulan dur bakalım, bir sor bakalım bu herin borcu var mı yok mu? Ya bizim neremiz, bizim neremiz gerçek Müslüman ya. Vallahi ben şaşıyorum ya. Borcu olursa ne olur? Öldükten sonra dirilmeye inanan adam için felaket olur. Bakın hadisi sahihi okuyayım. Sahibu deyni mağlulun fi kabrihi. Hadis-i sahih. Borçlu ölen bir insanın, bir Müslümanın ruhu kabirde muallakta kalır. Mağlulun, zincirlenmiş, askıda havada böyle kalır diyor. La yekuffuhu illa kada'u deynihi. O askıda kalan ölünün ruhu borcu ödeninceye kadar muallakta ve azabın ortasında kalır. Borçlu ölen bir Müslüman vallahi mezarda azap altındadır, gazap altındadır. İnanan adam niye bunun icabını yerine getirmiyor? Niye ölmeden evvel borçlu musun değil misin alacağını, vereceğini, yapacağını, yazacağını, yiyeceğini niye hesaplamadan ölüyorsun? Yani şu anda içimizde siz değerli kardeşlerim ve diğer müminler efendi gel bakayım ahirete gidiyorsun dese hanginiz rahat gidebilirsiniz? Aman ya ne yaptın, çekim var diyeceksin. Senet var, kız var, oğlan var, akşama bir işim var.
her saniye ölüme hazır olmayan adam vallahi mükemmel Müslüman olamaz. Her saniye. Bunlar çirkin şeyler. Her an ölüme, emri ilahiye, hükmü ilahiye, ba'su ba'del mevte hazır mısın, değil misin? Canım hocam daha çok var, daha 40-50 sene yaşayacağız. Bunu ilim olarak mı söylüyorsun, maskara olarak mı söylüyorsun? İlim, elinde böyle bir ilim mi var? Ölçmüş müsün? Şu vücudunun sol tarafında çarpan kalbin ne zaman duracağını yeryüzünde bilen bir tane adam göster bana. Sekteyi kat diyorlar, kalbin durması. Fezanın derinliklerine, fezanın biliyorsun gök boşluğuna, vasıta gönderen astronotlar, o kozmografyayı bilenler, gökyüzünde gezenler, uzay aracının ne zaman duracağını, ne zaman bir gezegene ulaşacağını ve nereye ineceğini bilen profesörler, daha kendilerinin şu sol memenin altında yumruk büyüklüğünde çalışan kalplerinin ne zaman ve nerede duracağını biliyorlar mı, bilmiyorlar mı soruyorum. Vallahi bilen yok. O zaman peki bu hayali yaşamanın ne anlamı var? Nereye gidiyoruz, nasıl gidiyoruz, hazır mısın, değil misin? Söz verdiğini yapabilmiş misin, yapamamış mısın? Bunlar çok mühim meseleler Müslümanlar. Kaldı ki zaten dünyadan gideceğiz. Şu anda size sorayım, içimizde 100 sene önceye ait, 100 yıl önce, şimdi mesela nedir? 1998, 1888, 100 sene evvel. O tarihten 100 yıl önceye ait içimizde bir adam var mı? Bak hepsi gitmiş. Hiç kimse yok. Belki mahallede de yok. Yani 100 yıl öncesine ait bana bir adam getirin, el öpeyim. Gitmiş. İsterse gitmesin. İçimizde 100 sene sonra yine bu camide olacak adam var mı? Soruyorum. Hiç sesiniz çıkmıyor maşallah. Ya yok da kardeşim, Allah bilir ama 100 sene sonra sen burada pek örnekleri çok az. 100 sene evvel yoktuk. 100 sene sonra yok olacağız. Peki neyin kavgasını veriyorsunuz? Ha, soruyorum. Nefsime soruyorum, sana soruyorum, hocaya, müftiye, herkese, bakana, başkana, genelkurmay başkanına soruyorum. 100 sene evvel yoktun, 100 sene sonra da yok olacaksın, dünyada olmayacaksın. Daha neyin savaşını veriyorsunuz? Ha, Allah'a kafa tutanlar, ahirete inanmayanlar, ebedi sonsuz yaşama imkanı bulsalar, yaşıyorlar o adamlara, Azrail bir şey yapamıyor. Olsa, amenna. Yaşa, yaşa bir lira. Kal kalabildiğin kadar. Kalamıyorsun. Bir kuvvet gelip seni götürüyor. Bunlar ne olacak? Bütün bunlar inanmış insanların özelliğini temsil ediyor. İnanmış adam başka, inanmamış adam başka.